Başlamadan önce Yiğit, Mert ve Yaren kardeşlerime şahsım ve bakanlığım adına selam diyor. Katılımlarınız için hepinize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bugün burada Çankırı Çevre Yolu şantiyemizi ziyaret ederek arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Değerli arkadaşlar, Çankırı'mızın Marmara ve Karadeniz bölgelerinden Anadolu'ya geçiş önemli bir stratejik konumu vardır. Ülke genelindeki ulaştırma, iletişim ve haberleşme yatırımlarımızdan güzel şehrimiz Çankırı'da hakkını almaktadır. Öyle ki bugüne kadar Çankırı'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2021 yılı fiyatlarıyla 4 milyar 600 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003 yılında Çankırı'da sadece 18 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 12 kattan fazla artırarak 236 kilometreye çıkardık. Çankırı'yı bölünmüş yollarla Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale'ye bağladık. Çankırı'daki bütünlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 4 kilometreden 298 kilometreye çıkardık. 2003-2020 arasında Çankırı'da karayolu yatırımı olarak 172 kilometrelik tek yol yapımı iyileştirmesi, 188 kilometre BSK yapımı, 2280 metre uzunluğunda 59 adet köprü yaptık. Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin 27 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık. Hükümetlerimiz döneminde Çankırı'da Gerede-Çerkeş yolunu, Çankırı-Ankara yolunu, Kastamonu-Çankırı yolunu, Çankırı-Şehir geçişini, Çankırı-Yapraklı yolunu, 4. Bölge Hududu Kurşunlu-Ilgaz-Kastamonu-İl sınırı yolunu, Ilgaz-Kızılırmak ve Şabanözü-Şehir geçişlerini tamamladık. Bunun yanında daha pek çok projeyi halkımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İl genelinde halen devam eden 5 adet karayolu yatırımının bütçesi 2 milyar 810 milyon liranın üzerindedir. Bugün inceleme yaptığımız Çankırı Çevre Yolu projemiz halen yapımı devam eden 58.4 kilometrelik Çankırı Karayolları 4. Bölge Hududu yolu kapsamında yer almaktadır. 1 milyar 161 milyon TL'nin üzerinde bir maliyeti olan projemizde çalışmalar devam ediyor. 29.8 kilometre bütünlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol, 13 kilometrelik sati kaplamalı bölünmüş yol ve 237 metre uzunluğundaki 6 adet tek köprü ve 1 adet kavşağın yapımını tamamladık. Çankırı çevre yolumuz da 16,5 kilometre uzunluğunda bir bölünmüş yoldur. Çevre yolumuz K10 kavşağından ayrılarak Acısu varyantı başından mevcut yola yeniden bağlanacaktır. Projede 1 kilometrelik sati kaplamalı bölünmüş yol ile birlikte K10 köprülü kavşağını tamamladık. %35 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz Çankırı Çevre Yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış olacaktır. Çevre yolunun hizmete girmesiyle kent içi trafiğin rahatlaması sağlanırken taşıt işletme bakım giderleri de önemli oranda azalacaktır. Çankırı Karayolları 4. Bölge Hududu yolumuzu önümüzdeki yıl tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Değerli Çankırılı kardeşlerimiz, yollarımızın tıpkı akarsular gibi geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaretine, turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağladığını çok iyi biliyoruz. Bu yüzdendir ki ülkemizin en ücra köşesine kadar yol ve iletişim hizmetlerini canla başla çalışarak ulaştırıyoruz. Dile kolay, bugün Türkiye'de 4000'den fazla şantiyemizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Çok iyi biliyoruz ki devlet harıklığıyla hareket ederek stratejik bir plan dahilinde yaptığımız işler bazı kısa vadeli düşünen zihniyetlerin idrakinin de ötesindedir. Ancak ferasetli halkımız bizim hedeflerimizi anlamakta ve bizim yanımızda durmaktadır. Bu duygularla Çankırı'da devam eden tüm projelerimizde görev alan mühendisinden işçisine, yüklenicisinden tedarikçisine kadar tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Başarılığın devamını diliyorum. Sağlıcakla kalın.